8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Fatih Bey. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. İzmir'lerden buralara kadar. Aynen. Mis gibi havayla geldiniz evet, gerçekten. Aynen çok güzel. Havalar çok güzel. En güzel zamanları yaşıyoruz yazın. Ve dolayısıyla o güzellikleri İstanbul'a getirmiş evet, olduk böylelikle. Evet vallahi sağ olun hocam. Eskiden tel uygulamaları vardı. Evet. Evet kötü değildi. Çok da güzel sonuçlar alınıyordu. Tabii. Bu zamana kadar kullanıldı. Fakat artık onun yerine şeffaf plak tercih ediyoruz. Doğru. Peki bunun kontrol süreçleri birazcık süreçlerinden bize bahsedebilir Tabii misiniz? Tabii ki. Yani geçiş eskiden nasıl oldu? Biz telleri uyguluyorduk hastalarımıza ve o yamuk dişleri, çapraşık dişleri düzeltmek amacıyla ortasından geçen bir telle bu dişleri sıralayıp bir yerden bir yere kaydırıp düzeltiyorduk. Ama bu hastaların düzenli aralıkları mutlaka görülmesi gerekiyordu. Bir, ortadan geçen telin daha kalınlaştırılması, daha sık hale gelmesi için. İkincisi de hastalarımızın belli dönemlerde kopan, kırılan braketleri oluyordu. Bunlar yanaklarında yaralar yapabiliyorlardı. Bir sürü sıkıntılar oluşturabiliyorlardı. Estetik görüntüde de hocam. Estetik bakımdan zaten onlar arasına hiç girmiyorum. Yalnızca kontrol sıklığı bakımından bu önemliydi. Mutlaka bir ayda, en geç 1,5 ayda bir mutlaka hastalarımızı görürdük. Ancak şeffaf plaklara geçince bambaşka bir boyuta geçmiş olduk. Şeffaf plaklarda biz en önemli şey hastamızın tedavi planlamasını başlangıçtan bir ekran üzerinde tedavinin sonunda nereye ulaşacağımızı çok güzel bir şekilde görüp ona göre her bir aşamada her bir dişe 0,2 mm bir yerden bir yere götürüyoruz. 1 derece kökünü hareket ettirebiliyoruz ya da 2 derecelik dişi döndürebiliyoruz. Her bir aşamada neler olduğunu gördükten sonra tamamını baştan bizim plaklar elimize ulaşıyor. Hastalarımız nereden geliyorsa, örnek veriyorum benim doğudan da hastam var. Şehir hatta dışından yurt dışından da, Almanya'dan, Amerika'dan bile hastam var. Amerika aslında kökeni olarak ilk şeffaf plakların çıktığı yer gördüğüm kadarıyla ama Amerika'dan hastalarımız geliyor. Malumunuz Türkiye'deki kurlardan kaynaklanan fiyatların da uygun olmasıyla beraber çok fazla hasta biz kliniklerimizde ağırlıyoruz. O hastalarımızı sıklığı bize kalmak kaydıyla. Yani hasta diyorsa ki 6 ay sonra ben gelebilirim doktor bey. Ben 6 aylık plaklarını bile kuramayacağımız bir sisteme şeffaf plak teknolojisiyle beraber ulaşmış durumdayız. Aplikasyon mu hocam? Bu bir aplikasyon. Ay, sistemin vermiş olduğu, bize getirmiş Teknoloji olduğu bir şey. Teknoloji bu kadar takip eden çok, Tancan çok. Hocamdan bunu beklerdim zaten. Eksik olmayın. Sağ olun. Hocam. Sağ olun. Doğru. Peki hocam bu şeffaf plakların temizliğiyle ilgili nasıl normal bakıyorlar, bakımları nasıl gerçekleştiriyorlar? Ben rutin olarak şeffaf plakları hastalarımın yemeklerde çıkardıkları zaman yemekten sonra dişlerini fırçalamalarını ve şeffaf plaklarını bir fırça macunla tertemiz yaparak tekrar durulayıp ağızlarını takmalarını söylüyorum. Fakat çok fazla işte boyayıcı gıdalar tüketen, çay kahve tüketen ya da işte zararlı olduklarını bile bile yine de tütün mamullerini kullanan hastalarımı uyarıyorum ki mutlaka şeffaf plaklarınızı ekstra bir temizleme yöntemiyle çok sararıyorlar. Ama nereden bakarsanız 8-10 günde bir değiştiriyoruz bir plakları. O plağı çöpe atıyoruz yani. Onun için arada da ihtiyaç duyuyorsanız, plaklarınızın renklendiğini düşünüyorsanız bir takım şeyler var, tozlar var bunlar için. Eczanelerde satılan bir takım özel, sırf şeffaf plak temizlemesi amacıyla kullanılan artık tabletler satılmaya başladı. Bir bardak suyun içine bir tablet atıyorlar. Onun içinde işte çözülmesini bekliyorlar. Ondan sonra plakların yemek süresince 15 dakika, 20 dakika o suyun içinde bekletiyorlar. Çıkarıyorlar, bir duruluyorlar ve takıyorlar ağzına. Bembeyaz. Hiçbir leke kalmıyor. Bu çok güzel bir şey. Evet. Yalnızca hastalarımı uyardığım bir şey var. Zerdeçal ya da zerdeçal içeren pastiller satılıyor. Hastalarım onu kullandığı zaman inanın bir neon gibi sapsarı şeffaf plakları ve dişleri boyuyor. Evet. O yüzden ben tedavilerin başına bir bu zerdeçal içerikli ürünleri kullanmamalarını öneriyorum. Bir de içinde beyazlatıcı içeren macunları kullanmamalarını öneriyorum. Onlar da dişlere yapıştırdığımız ataçmanlara bir takım renklenmelere neden oluyorlar. Onun için şeffaf plakları kullanırken de bazı şeylere sararmaması için ya da dişlerin lekelenmemesi için hassasiyet göstermek gerekiyor. Bu temizliği yaptıktan sonra pırıl pırıl tertemiz şeffaf plaklarla tedavinin sonuna kadar çok güzellikle ilerleyebiliriz. Peki hocam, şeffaf plakla tedavisi oldu. Artık çıkartma zamanı. Evet. Kendi dişlerindeki o sararma ya da herhangi bir diş bakımını beyazlatma yapabilir mi kendi dişlerine Tabii sonrasında? Ki şöyle söyleyeyim. Biz tedavilerimiz bittikten sonra zaten hastalarımızın o ataçman dediğimiz o eklentileri kaldırıyoruz ve dişlerini temizliyoruz. Ancak birçok hastamız zaten bize geldiklerinde kendi diş renklerinden memnun olmayarak geliyorlar.
dişlerinin biraz daha beyaz olmasını istiyorlar. Hepimizin talebi bu aslında. Bir gülümsersiniz, bembeyaz, parlak dişler. Çünkü bir de tedaviden çıktı ya, dişler de aynen, güzelleşti. Aynen, dümdüz oldu. Artık bu estetiği bir öteye götürmemiz gerekiyor. Onun için de birçok beyazlatma yöntemleri var. Yani ev tipi beyazlatmalar da olabilir, ofis tipi beyazlatmalar da olabilir. Ben hastalarıma ikisini de öneriyorum. Ev tipi dediğim, kendi ağızlarına bir plak hazırlıyoruz gene, taşıyıcı bir plak. İçine bir ilaç sıkıyorlar. O ilaçla 3-4 saat mesela ağızlarında tutuyorlar, çıkarıyorlar. Ertesi gün bir kere daha yapıyorlar. Ne kadar, hangi ton, kaç tona kadar açılmalarını istiyorlarsa. O açılmayı aşama aşama hastalarımız evde görüyorlar. O beyazlatıcıları kullandıktan sonra dişlerinin renkleri açılıyor. Ya da bir takım cihazlarımız var. Ofiste doktor kontrolünde bunun daha kontrollü ve iyi bir şey olduğunu tabii öneriyorum. Ofiste evet, yapılması tavsiyemdir. Yani diş etlerini biz bir koruyucuyla kapatıyoruz ve dişleri beyazlatıcı ajanlar sürerek kendi kontrolümüzde bir takım işte ışıklarla ya da ısı uygulayarak biz o beyazlatıcıların etkinliğini arttırıyoruz ve dişe iyi nüfuz etmesini sağlıyoruz ve bir seansta, eğer hasta bir daha açık istiyorsa iki seansta biz o dişlerin rengini sarıdan, işte bir takım kodlar vardır, renk kodları, A1'lere, A2'lere bembeyaz, pırıl pırıl gülümseme haline getiriyoruz. Bunu ben tavsiye ediyorum. Tedavisi bitmiş her hastama dişlerini beyazlatırsan, eğer renginden memnun değilsen tavsiye ediyorum. Ama bu tabii ten rengiyle, evet, hastanın gülümsemesiyle çok ilişkili. Dolayısıyla beyazlattıktan sonra çok daha güzel gülümsemelere kavuştuğumuzu sadece düşünüyorum. Sadece ama şeffaf plaktan çıkıp tedaviden sonrakilere değil, herkese tavsiye ediyorsunuz değil mi tabii hocam? Tabii ki, ama burada bir hassas nokta var. Hastamızın dolgularının ön dişlerinde mesela dolguların olmaması gerekiyor. Dişlerini beyazlatıyorsunuz ama oraya konmuş olan dolgu materyalleri aynı şekilde beyazlamıyor. Onun için öncelikle beyazlatma yapıldıktan sonra ya da öncesinde o dolgular değiştirilecekse daha açık, yani seçilmiş bir renkle dolgular yenileniyor. Ondan sonra beyazlatma işlemi yapılıyor. Birçok hastama öneriyorum ama öncesinde tabii düşünün, dişleriniz çapraşıksa, yamuksa ve beyazladıysanız oradaki problem çok daha fazla karşı taraftan algılanmaya başlıyor. Onun için önce dişleri düzelttikten sonra ışıl ışıl gülümserken dişleri beyazlatırsak çok daha güzel sonuçlar alıp karşılarına çok güzel tepkileri görebiliriz. Hocam buradan direkt olarak şu konuya girmek istiyorum. Ortodontik tedavi. Yani şimdi normal çapraşık dişleri olan kişiler için okeydir. Ama bunun dışında diş eksikliği olan, kaplaması olan, dolgusu olan, kanal tedavisi olan, yani kişiler içinde uygulanabilecek bir tedavi yöntemi midir? Hem ortodontik tedavi hem de şeffaf plaklarla uygulanan ortodontik tedavi, biz hastalarımızın eğer dolgusu, kaplaması varsa ya da işte başka bir takım uygulamalar yapılırsa yapabiliyoruz. Hiçbir mahsuru yok. Bir tek bizim için engel var. O da o dişe özgü bir şey. Dişte implant varsa ya da dişle kemiğin kaynaşmış olduğu anküloz dediğimiz hiç hareket etmeyen dişler varsa o hareketleri biz yapamıyoruz. Dişin hareket etmesi için dişin etrafında böyle lifler var çevresinde. O lifler biz sıkıştırdığımız zaman bir yerden bir yere hareket ettirirken bir tarafta erime oluyor, kemik erimesi, bir tarafta kemik yapılması oluyor. Dolayısıyla bu süreçte bizim o etraftaki liflere ihtiyacımız var. İmplant varsa ağızda, implant demek kemikle metalin kaynaşmış olması demektir. Onu hareket ettiremiyoruz. Ya da anküloz diş varsa o diş hareket etmiyor. Onun için biz kanal tedavisi varsa, kanal tedavisi olan dişin yalnız içindeki sinir alınmıştır. Dişin etrafındaki o bağ tabakası hala bulunuyordur. Onun için rahatlıkla dolgu da varsa, kaplama da varsa ya da işte bahsettiğimiz gibi kanal tedavisi varsa o dişleri rahatlıkla hareket ettirebiliriz. Eksik dişi olan hastalarda özellikle tavsiye ediyorum. Çünkü bir diş çekilmişse yandaki dişler o bölgeye doğru devrilmiş oluyorlar. Üstteki diş aşağı doğru uzamış oluyor. Oraya bir köprü yapmaya kalkınca devrildiğinden dolayı o bölgeye güzel bir protez yapılamıyor. Ya kanal tedavisiyle dişlerin sinirinin alınması, ondan sonra kaplama yapılması gerekiyor ki o da gerçek fonksiyonel anlamda iyi bir şey olmuyor. Onun için bizler tedavinin başında bu tip vakalarda önce dişleri düzeltiyoruz. Çok güzel bir şekilde sıralıyoruz. Ondan sonra yapılacak olan protez çok ideal oluyor. Dengeli kapanış oluyor. Ve eklem sağlığı için, işte rahat uyumak için, birçok daha ekstra problemleri çözebilmek amacıyla bu tedavilerin yapılması gerekiyor. Bunları biz şeffaf plaklarla rahatlıkla yerler açıyoruz, dişleri gömebiliyoruz, uzatabiliyoruz, dişleri dümdüz sıralıyoruz ve hastalarımıza çok güzel gülüşler verebiliyoruz. Hocam verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkürler olun. Hocam. Sağ olun. Çok sağ teşekkür ederiz. Için. Sağ olun. Evet efendim, bugünkü konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Tancan Uysal idi. Kendisi bize ortodonti ile ilgili çok güzel bilgiler verdi. Verdiği bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığı yerden devam ediyor.